Dolayısıyla bugün dedim ya 30 madde iyi niyetle karşılıklı imzalanmış, yapacağız edeceğiz denen 30 maddenin bir teki dahi olmamışsa benim şahsi bakış açımdan bizi arka bahçesi gibi görüyor AK Parti. Sayın Genel Başkanımız da bunlardan bir yana değil, adım adım izliyoruz. Dolayısıyla bir zamanlama tabii ki şahsına aittir. Nasıl karar vereceği. Önümüzde çok bir zaman yok. Seçimler geliyor. Ve biz eğer kendimizi tek bir alternatife kitlersek, değerli arkadaşlarımın, tabanın bunu anlamasını arzu ediyorum. Karşı tarafın lütfettiği kadarsınız. Halbuki siz siyaseti oluşturursanız, değişik projeksiyonlar hazırlarsanız o zaman parti olmaya başlarsınız. Bu bakımdan benim özenim muhalefetin güçlenmesi Türkiye yararınadır cümlesidir. Bu şöyle bir çağrı olabilir mi Doğan Bey? Mesela siz sağ muhafazakar muhalefette bir blok oluşturmak yönünde bir çağrı. Her ihtimali böyle düşündük. Ben evet. Sayın Genel Başkan'ın önüne koydum. Bir temasın önüne açmak. Ama bütün bu tabii çünkü siz yeniden Refah Partisi hiç unutmayalım ki bir dönem Türkiye'nin yıldızı Necmettin Erbakan hocamın partisi. Şimdi böyle bir partiyi yıpranmış toplumdan öyle ya da böyle birçok Türkiye'yi ekonomik açıdan sıkıntıya sokmuş, ben milli gömleğimi çıkarttım diyen bir partinin arkasında yürüyen bir parti olarak göstermek, düşünmek dahi yanlıştır. Zamanlamalarımız farklı olabilir ama ben bunun bir an evvel olması parti lehinedir diye düşünenlerdenim. Çünkü başka türlü yeşeremez yeniden Refah Partisi. Kendi düşüncelerini Türkiye için koyduğu projeksiyonları başka türlü yapamaz. Öbür türlü dedim ya yani kimle konuşursanız konuşunuz sanki Türkiye'de başka hiç kimse yokmuş. Karşı taraftaki %50 blok içerisinde Türkiye'yi yönetecek bir tek Allah'ın kulu yokmuş gibi sürekli bir algı oluşturuyorlar. Bugün Sayın Enerji Bakanı'nın anlattığını net olarak kendisi de aksini söylüyorsa canlı bağlanabilir. Biz diyor işte gittik Bahreyn'de işte şeyde Birleşik Arap Emirlikleri'nde Arabistan'da 29.7 milyar dolarlık işte bir yatırım projesi imzaladık. Bu imzanın 5 kuruşluk değeri yok. İyi niyet anlaşmasıdır. Bunun realize olması için ben Katar'daki arkadaşlarla da görüştüm. Onlar işte biz hep böyle diyoruz ya işte Arap ülkeleridir ya biz bir şey verdik alırlar öyle değil. Her birinin yabancı ülkelerden devşirdikleri son derece iyi danışmanları var. Türkiye'de siz bir şey teklif ettiğinizde onu baştan aşağı denetleyen, araştıran bir grupları var. Yani o 29.7 milyar doları söylediğiniz zaman değerli arkadaşlarımız sanıyorlar ki Türkiye'de aha cebimize 29 milyar dolar girdi. Yok böyle bir dünya. Bu tür büyük projelerin realize olması en az 10 yıldır. Peki bu arada özür dilerim. Evet. Siz tamamlayın Altan Bey'e döneceğim. Çok beklettim. Dolayısıyla söylemler hep algı oluşturmaya yöneliktir. Doğal gaz miktarını söylerken algı oluşur. Petrol miktarını söylerken algı oluşur. İşte dışarıdan 29.7 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı yapacaklar. Sanki ya gelip yarın temeli attılar. Başlıyorlar gibi algılıyor millet. Öyle değil. Bu para cepteki bir para değil. İktidar. Kısa bir şey ben sorabilir miyim? Yani Altan Bey'e geçmeden ya da Altan Bey de sorduğunda belki beraber şey olur. Çünkü bağlantılı hemen girmesi gerekmez ama şimdi önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Siz biraz önce dediniz ki AK Parti ile olan durumla ilgili tabana da seslendiniz. Dediniz ki bana telefonlar geliyor işte bilmem nereye şunu atanacak siz yardımcı olun vesaire. Şimdi bu çok önemli bir konu çünkü otoriterlik dediğimiz zaman mikro bir takım otoriter alanlarda da aynı şey geçerlidir ama en makro anlamda Türkiye'nin bu ülkenin yönetiminde siz bir size destek veren bir çoğunluk yaratmanızın ilk aracı maalesef demokrasinin çok kurumsallaşmadığı yerlerde bu daha çok oluyor kaynak dağıtmaktır. Yani kaynak dağıtımını ama bunu biz taahhüt etmedik. Biz layık olanlara mutlaka vereceğiz dedik. Liyakat yoksa verilmemesi yönünde Sayın Genel Başkanımızın da bizlerin de onlarca konuşması var. Ya ama siz 22 yıllık misiniz? Bütün Türkiye genelinde partinizin üyeleri, partinizin yakınında olanlar, partinizin temsilcilerin hiçbiri Türkiye'de iktidardan seçimden sonra bir pay almamıştır
diyebilir misiniz? Bunun yani kesin bunu söyleyebiliyor musunuz? Bildiğim kadarıyla bizim partiden, bu iktidardan nemalanan hiç kimse yoktur. Bildiğim kadarıyla küçük yerlerde bir şeyler olmuştur, olmamıştır. O kadarını kontrol etme Peki, şansımız yok. Altan Bey, bir ara tam söz verdim size, o sırada bağlantıda kesiklik oldu, işte hattan düştünüz. Şimdi tam olarak konuya neresinden girecektiniz onu bilmiyorum. Ama benim sorum şu size. Şimdi Sayın Aydal'ı dinlediniz ve geride bıraktığımız seçimde acaba Saadet Partisi, Deva ve Gelecek bir araya gelip bir ittifak içi ittifak yapsalardı acaba daha mı iyi olurdu? Seçim sonucu daha mı farklı olur? Yani meclis aritmetiği açısından diye çok konuşuldu. Ve seçimden sonra da Sayın Davutoğlu'nun ve Sayın Ali Babacan'ın eleştirileri geldi ve sağ seçmenin eli Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye gitmedi yaklaşımı söz konusu. Buna katılıyor musunuz? Böyle mi düşünüyorsunuz? Ve mesela önümüzdeki yerel seçimde Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi vesaire bir araya gelse, mesela böyle bir blok oluştursa, o zaman muhalefet şansını arttırmış mı olur? Hep yani dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Yani elma, arpu, işte erik, İşte yan yana gelirse ne olur? Ya bunları işte ezip marmelat haline getirip yeni bir aroma, yeni bir tat eğer meydana getirebilirseniz belki iyidir bu. Ama bu şekilde bir şey çıkmaz bundan da. Hayır, bir şey acaba sağ, yani muhafazakar seçmenin daha cazibesini arttırır mı anlamında soruyorum. Ya da bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye eli gitmedi sağ seçmenin yaklaşımını merak ediyorum sizin açınızdan. Bunların hepsi yani eklektik yan yana gelmelerdir, birleşmelerdir. Bunlardan sağlıklı bir netice çıkmaz. Ne çıkar? Kırılan döküleri toplar. Yani bu seçimde Yeniden Refah'ın yaptığı gibi işte AK Parti'den rahatsız ama eli CHP'ye işte gitmiyor. Ama nasıl bir psikoloji ise bir yandan bu rahatsızlığın birinci derece sorumlusu olan Sayın Erdoğan'a oy veriyor. Ama bir yandan da ona da bak işte benim de karnım ağrıyor diyor. İşte bir başka tarafa git. Daha yakın. Bunlar kırılan döküleni toplamadır. Kırılan döküleni toplayarak da bir yere varılmaz. Yani halk arasında meşhur bir atasözü var. Diyor ki elden gelen öğün olmaz. Olsa da her gün bulunmaz. Yani konu komşudan gelecek olan İşte ayda yılda bir tabak yemekle öğün çıkmaz ortaya. Gelse de her gün bulunur. Şimdi Yeniden Refah veya işte Gelecek, Deva, Saadet diyelim ki yan yana geldi. Ki bunların da kendi aralarında çok büyük sıkıntılar var. Mesela Deva Partisi ilk günden beri yan yana gelmiyor. Yani ilk günden beri, daha parti kurulmadan evvel bunlar konuştular. İşte birlikte bir parti kuralım veya Saadet'te toplanalım. Bunların hiçbiri olmadı. Yeniden Refah Partisi zaten büyük kavgalarla, gürültülerle Saadet Partisi'nden ayrıldı. İşte genel merkez binasına kadar zorla boşaltılma, yani hukuken yolu takip edildi vesaire vesaire. Şimdi farz edelim geldi yani. Geldi. Yani halka ne söyleyecek? Nasıl bir Türkiye tasavvuru, aynen biraz evvel CHP'ye söylediğim gibi, nasıl bir program, mesela dış politika, işte Suriye'de kalacak mı, geri mi çekilecek? Kürt meselesini nasıl çözecek? Hak ve özgürlükler, demokratikleşmeyi işte nasıl rayına oturtacak? Demokrasi, demokrasi, herkes demokrasi tutturmuş gidiyor ama bunun içinde ne var belli değil. Ve bir başka büyük sorun tekrar işte ekonomi. Evet. Bütün bunların yan yana gelmesinin yani şu anki temel faktörü AK Parti memnuniyetsizliğinden bir şeyler devşirmek. Bu da tabii ki bir şeyler devşiriliyor. Yani 3 puandır, 5 puandır, 7 puandır, 6 puandır. Çünkü kızan bir seçmen var. Kendine en yakın olan bir yere gidiyor. İşte bunların bir kısmı tekrar MHP'ye gitti. Yani MHP anketlerde %5, 6, maksimum 7 gözüküyordu. %11'e yakın oy aldı. Yani AK Parti'den gidenleri diyor. Kırılan, dökülen sağa sola gidiyor. Ama bunlardan bir şey çıkmaz. Yani şimdi bu arkadaşlar ve bu partiler oturup da doğru düzgün işte bir iş kotaracaklarına daha basit bir yola gidiyor. İşte ondan o yanlara gelirse, bundan buna, işte bunu eklersen
sağ muhalefet. Sağ muhalefet kurulsun bakalım. Keşke kurulsun ve herkes tek başına seçimlere girsin. Yerel seçimlerden sonra bir gece sonra bunları bir daha konuşalım. İnan edin hiçbir şey çıkmayacak bunlar. Yani hiçbir şey çıkmayacak dediğim mesela özellikle bizim bölgede bir cümle söyleyeceğim. Bir partiden aday olamayan yerelde güçlü bir kişi diyelim ki AK Parti'den aday oldu. AK Parti onu yapmadı. Başkasını seçti. Gidip Saadet Partisi'nden aday oluyor. Yeniden Refah'tan olabilir bu sefer. Gelecekten Deva'dan olabilir. Diyelim ki Türkiye genelinde mesela birkaç tane örnek vereyim. Diyarbakır'ın Çüngüş kazası. Adıyaman'ın Kahta kazası. Yani geçen seçimlerde işte AK Parti'den aday olamayanlar bir şekilde gitti. Diyelim ki 15-20 belediye aldı. Bundan bir şey çıkmaz. Yani bu ne Türkiye'nin topyekün iktidar sonucunu değiştirebilir ne de yeni bir alternatif olabilir. Yani esas sorun budur. Evet. Ben tabii Cihangir Bey'e de bir espride bulunmak istiyordum. Cihangir Bey yakın dostluklarından dolayı yani o da şu an tabii CHP'li yani bizim parti deyip sanki böyle sahiplenerek konuştu biraz. Şakalaşmak istiyordum. Bir de işte Sayın Kılıçdaroğlu elinden geleni yaptı. Yani bunu bir seçimde bunun sonuçlarını da hemen beklememek göremeyiz lazım. Göremeyiz demişti. Evet. Yani bir şans daha vermek lazım. Bir seçim daha beklemek lazım. Vallahi keşke Sayın Cihangir Bey'de de bende de Kılıçdaroğlu'da da Hazreti Nuh'un ömrü olsaydı. Yani o kadar ömrümüz de yok. o kadar Türkiye'nin zamanı da yok. O kadar açılacak bir kredi de yok. Yani bunlar bir karamsar değil. Gerçekçiliktir bunlar. Hayalperest olmaya veya dost ahbap ilişkileriyle birilerini savunmaya da gerek yok. Yani bu sağ blok dediğiniz blok için de geçerlidir. CHP için de geçerlidir. İyi Parti daha zor bir durumdadır. Yani İyi Parti'nin son özellikle 5-6 aylık politikası bir o yana bir bu yana hani o şaşkın şarkısı vardı meşhur bir ara. Tabii. Çok bir o, yana, bir o yana bir bu yana sallanıyor. Ve bu sallantının bir yere gideceği de yok. Yani diyelim ki kızdı CHP'ye yolunu ayırdı. İşte adaylar çıkardı. İlan eden oyları daha da düşecek. CHP'nin peşinden bu şekilde giderse yine bir şey çıkmayacak. Tabii başka türlü senaryolar da konuşuluyor. Yerel seçimlere işte ayrı adaylarla çıkacak İYİ Tabii. Parti. İpler kopacak. Ondan sonra da AK Parti mecliste işte gelecek Deva, Saadet, Yeniden Refah, İyi Parti'nin tamamı veya bir kısmıyla yeni bir anayasa. Yani senaryo çok siyasette. Evet. Bu arada tabii son bölümde. Ben,